Merhaba arkadaşlar, ben Servet. Bugün Seed of Resilience'da her zamanki gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir gireyim. Bitiremedik yani. Bilmiyorum, bitmeye yakın mıyız onu bile bilmiyorum. Yani o gemiyi yapınca ne olacak falan, ama başka bir adaya mı geçiliyor veya oyun bitiyor mu? Yapmaya uğraşıyoruz yani, daha doğrusu şu an. Oyun biraz sıkıcı gelebilir yani, şu açıdan hep aynı şeyleri yapıyoruz gibi görünüyor, ama sonuçta bir amacımız var, ona ulaşmak zorundayız. Şöyle tamir edeyim bunu. Bu da tamam, şu an tamir yaptık. Şimdi şunu öğrenmiştik, şey yapmıyoruz, iki sıra kalmış, döllenmiş yani. Güzel, şunlar 15 sıra döllü. Şey vermiyor. Allah Allah. Neyse. Şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Binaları, daha doğrusu öğrenmiştik. Binaları, ihtiyacımız olan binayı yapacağız. Yani binaların hepsini yapalım, ondan sonra zamanı gelince kullanırız şeklinde bir mantık. Pek bir işe yaramıyor oyunda. Yıkılıyor yani binalar, öyle söyleyeyim. Şimdi burayı bir yandan yıkıp bir yandan öbür tarafı toparlıyoruz, ama şimdi biz ne yapacaktık? Gemiyi açtık sonra da, yani gemiyi tıklayabiliyoruz. Şu köknar kiriş yapmamız lazım. Köknar gövdemiz hiç yok. Bunları kesmeye iki sıra kalmış burada. İki sıra. Hadi bakalım, şu olsun. İki sıra onlar gelene kadar biz de şuraları tamamen temizleyelim. Yemeğimiz var mı? Var. Ona bir bakalım. Yemeği unutmayalım çünkü. Önemli. Yemek. Şöyle seni de aldık. Buralara dokunamıyoruz. Şuralara da dokunamıyoruz. Şöyle şurayı böğürtlenlerden arındırıp toplayalım. Şu alttaki suyun olduğu bölgeyi alamamam kötü yani. Bu zemin sabit kalıyor. O yüzden toprak kaybım var oradan epey bir. Şurayı açacağım abi. Şekilde topla. Şunu da alsak tamamdır. Tamam. Bunu da indirelim. Enerji güzel. Sonbahar, şu an yazdayız. Sonbahar, kış geliyor. Şunu bir toplayalım. İki sıra kalmıştı. Sonra böğürtlenleri abanacağım. Neden? Yemek kaynağı. Bunlar kayboluyor. Bunlar hemen. İki sıra. Bu sıradan sonra zaten. Güzel. Şimdi şuraya biraz şey dikeyim mi ya? Köknar. 1, 2, 3, 4. 5'i yapamıyorum. Şu şekilde. Neden diyeceksiniz? Çünkü kozalaklar bu arada köknar yapıyormuş. Ha bak, şimdi dikince hemen bitti bunlar. Şimdi şunlara bir bakalım. Ağaçlar ne hale geldi? Bir sıra kaldı. Nasıl bir sıra kalıyor hala amına? Kozalak mı düşüyor? Düşmüş. Bu mu yani? Neyse, şunları yıkmaya başlayalım biz ya. Böyle olmayacak. Şöyle. Kazma. Balta burada başla. Bu gitti, gel. Ha, balta gitmiş ama. O zaman sen yap, baltayı yap. Bunu yapmamıza yapamıyoruz çünkü metal atölyemiz yıkıldı. Ne güzel. Enerjim bitti. İyi. O zaman şöyle yapalım. 3 tane bir yapayım şundan. Sen yap.
enerjiden saçlar bir tane böyle topa bitsin. Sen de şu baltayı al. Köknar lazım. Bunları yıkıyorum yavaş yavaş. Bütün köknarları yıkacağım. Yemeğim var, her şeyim var. Aslında kış mevsiminde de yıkarım ya. Şu yemekleri toplayayım ben ya. Yani. Yanlışlıkla ağzı da söküyorum arada. Sen de biraz ekelim, köknar ekelim. Güzel. Bunlar büyüyecek mi bakayım. Sonbahara geldik ama. Büyümedi. Kötü oldu. Sonbahar böğürtlenler de gitti. Neyse. Böğürtlenler gitti. Şey, köknarları yıkma bıraktı. Sen kazmayla şunları bir sök de. Hemen bir yer açılsın. Meşe falan toplayalım. Kestanemiz yok ya, o kötü. Ha, bak bu da varmış. Sen de aynen olduğuna şu köknarları. Sen de al. Balta gitti ya. Yapacağız. Kazma var mıydı? Kazmayla bakalım kazabiliyor muyum? Gitti. Sen al. Şöyle geçirelim turu. Yine güzel zarar aldık. Ne güzel. Hepsi biraz darbe aldı ama çok önemli değil. Şuradan bakalım başka geldi mi? Hediye kutumuz. Teselli ödüllerimiz yok da herhalde. Aynen şu tamirleri hemen yapayım. Zaten sıfır istiyor şunlar biliyorsunuz. Depolarımızda yerlerimiz var. Daha depo yapmamıza gitsen. Ne istiyorsun? Bambu bilmem. Aha, yapıldı. Bu yapıldı. Bu zaten çok da şey yapmıyor. Maden önemli. Bir istiyor. Bunun bitmiş. Şöyle seni de yapalım. Tamam. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Ne lazımdı bize? Gemi için. Köknar, kiriş. 11 tane yapabiliyoruz. Hala köknar yıkmamız lazım. Hani nerede bizim? Baltayı al eline. Köknar gitti. Sen baltan var. Daha yıkamıyorsun. Al. Gitti. Sen şimdi kazmayı al. Bu sefer dipleri topla. Buraya çünkü sen biraz köknar ekeceğiz. Biraz dedim iki tane. Yaz mevsiminde yalnız ektiğim bitkiler, şey ağaçlar hemen şunlar burada bitti yalnız. Onu söyleyeyim. Diğeri bitmedi nedense. Şuradaki ekliğim de bitmemiş. Bunlarda sıra kaldı diyor. 6 sıra. Kış gelmeden donmaz herhalde ya. Bakacağız. Donarsa da yapacak bir şey yok. Şimdi sen şöyle bir bakalım. Köknar kiriş. Gitti. Şimdi şu gemiyi bir daha bakalım. Köknar halat. Halatı nerede yapıyoruz? Dokuma atölyesi. Şu köknarı bitirdikten sonra yapayım. Çünkü rüzgar, müzgar onlar bunlar binaları yıkıyor biliyorsunuz. Yani ben bundan yapsam bile yıkılabilir. O
O yüzden... tane oldu. Bakalım 14 miydi? 14. Tamam. Şu kumaşa bakalım. Bunların ikisi de dokuma atölyesi. Evet. O zaman şunlarla birlikte şu kökleri kazısın bari şu. Sen de şunlardan topla madem. Yemek var mı? Var. Sıkıntı yok. Şurayı da boşuna havuz yaptım ya. Neyse. Dokuma atölyesini şimdi yapsam mı? Ne lazım dokuma atölyesi için? Hemen bakayım. Kök gülüşü 14, 7 daha 21. 21 tane kökler olacak. O zaman şunları keseyim. Yapacak bir şey yok. Kazma ne ya, balta? Bir tane. Sen yapabiliyor musun artık? Şöyle şu nereden bakılıyor, şundan mı? Kökler kiriş. Evet. 21 yapabiliyoruz. Şu an şöyle yapayım hatta. Güzel. Şimdi dokuma atölyesinde yapabilirim. Şekilde. Nereye yapalım? Biraz uzağa yapalım onu. O da burada olsun. Şöyle birim açayım onu. Hemen gereken malzemeleri yapalım gemi için de bari. Belki bitiririz. Bu fırtına görünmüyor yakınlarda, o yüzden yükleniyorum yani. Halat için iyi. Kaç tane istiyor? Biraz biriktirmiştik ondan. Bakalım. 8 tane kumaş istiyor. 12 halat istiyor. Şimdi kumaş. Çok zor olacak bu ya. Çok zor olacak abi. Bu binayı yıkılmadan yapmam lazım. Çok zor. Neyse. Bir şekilde olacak artık. Yapacak bir şey yok. Dur geçelim. Şeyden, hasırdan ekmem lazım. Kış da geldi. İşte geldi abi. Çok kötü. Neyse. Şöyle bakalım. Şunla. İki balıkçılığı yok. Sen bunu yap. Sen de halatı yapma abi. Bitti. Abi çok çok istiyor ya. Kötü. Ne yapacağız? Bunlar da çıkar bari ya. Sen de yemek pişir, ne diyeyim. Kestane stoğumuzdan biraz daha yiyelim. Kestane stoğumuz çok işe yaradı bu arada yani. Zor zamanlarda yemeğe dolduruyor. Toplamıştık, şu an kestane ağacımız da pek yok. Şunlar kestane meşe. Kış geçiyor bu arada. Aa, o zaman hemen ekeyim şuraya. Dur. Nerede hasırımız? Aynen.
Verimli toprak koyuyorum ki hemen gerekli randımanı alalım. Yeşerme herhalde. Bak tohumdan çıkma hemen büyüyorlar. Hemen aynen. Burada ekilecek. Bu şeyler boşuna değilmiş. Onu çok net görmüş olduk yani, bu bitkiler kafasına göre dikilmiyor. Bak burada ektiğimiz bitkiler uçuyor gidiyor. Bambu mesela, bambuları hemen şu yanına doğru kökleniyor demek ki. Şöyle yapalım. Nasıl yapacağız onu biliyor musunuz? Şunları bir keselim madem. Sen al. Alamıyorsun, o yüzden durmuş zaten. Neyse, sen o zaman yap bir tane. Bir balta yapalım. Nasıl al yaptık. Şöyle hemen bir tane patlatalım. Sen hemen eline al. Kazma ne oğlum, balta ya. Şöyle. Bakalım buralarda büyüyecek mi, onu merak ettiğim için kestim. Şu hasırları da alacağız. Şurada bir iki tane şeyimiz de büyümüş. Güzel. Şu hasırları ne zaman toplayacağız ona bakalım. Gençlikten bir sıra kaldı. Hemen de yok, boşa gitmeyecek tabii. Ne yapıyoruz ya? Var, sen de şurayı doldur. Bura bize lazım olacak. Koyayım şöyle bir tane ekleyeyim. Verimsiz toprak 13 tane varmış. Güç bitti. Güzel. Şöyle geçelim o zaman. Kaldığımız yerden devam ediyorum abi. Kapı çaldı da. Ona bakmak zorunda kaldım. Keten tarlası. 6 sıra. Gerek yok. Toprağı. Şimdi bunları topladık. Bir daha içeceğiz. Bitmedi. Var çünkü. Şu an yeşillik varken, daha doğrusu ektiğimiz hemen büyüyorken bunları doldurma vaktimiz bu mevsimde. Hemen çıkacaklar zaten. Bunlarla da hemen bunları toplayıp yerine son bir parti daha ekeyim. Güzel oldu. Şu an hepsi yeterli seviyede. İyi oldu. Bir tane daha ağaç dikeyim şuraya. Bak şurada bir tane kökler eksilmiş. Dikmiştim, yalan oldu. Oraya ekeyim de bari. Belki büyürdü, bakalım. Binalara bir şey, sadece kaldığım baraka biraz. Hemen büyüdü. Güzel. Bu şeyler de çıktı. Elyaflar da. O çok iyi ya. Elyaf demişim. Keten ondan oluş yapacağız yani diye muhabbetler, ama bunlar büyümedi. 12 sıra diyor. Demek ki hemen olmuyormuş. Neyse. Neyse, önemli değil. Şu kestaneler var burada. Onlar da güzel. Şimdi biz kendi asıl işimize geri dönelim o zaman. Gemi için halat ya da şundan yapmaya. Bunu yapamıyoruz. Sen yaptın, bir tane bitti. Gerisinde ip yapacağız mecbur. Bu da bitti. Bunu zaten balıkçılığı yok, bu yapamıyor. Sen de dört yapamıyorsun. Şöyle şunu alalım. Rüzgarla gelmiş.
Bakalım başka gelen bir şey. Hafif bir rüzgar estiği için çok şey olmadı. Sen 2 istiyorsun ha. Güzel, binalarda zayiat yok, her şey yerinde. Güzel. Yemeğimiz biraz azalmış. Ona kasarız ya. Şuradaki balık da yok olmuş bu arada. Şimdi şununla birlikte şu ketenleri toplayayım. Hatta senleri de toplayayım. Keten işini bir kaldıralım. Başka böğürtlen falan toplanacak bir iki tur sonra. O yüzden ben gene şu gemi parçalarına 6 oldu. Şu üstüne şunu tamamlayayım. Sen de yemek yap madem. Güzel. Şöyle yanaşıyoruz. Gemiyi yapmaya çok yanaşıyoruz ya. Rüzgar da çok vurmadı bize. O yüzden böğürtlenler geldi. Şu ortadaki pek şey yapmadığı için onları böğürtlen toplayayım şöyle bir iki. Şeyi yapamıyor ya bu. Balıkçılığı düşük olduğu için şu yelkenden yapamıyor. Şöyle 8 oldu bu. Gerisi halata gidecek. 4 yemiyor. Sen de topla o zaman. Böğürtlen. Bakalım gemiyi yapınca ne olacak ya? Çok merak ettim cidden ya. İnşallah bitip farklı bir şekilde devam ediyordur. Ama çok sanmıyorum ya. Oyun biraz ucuz ucuz bir oyun olduğu için. Şu ortadaki de yapıyor. Yapalım ama. 11 yapamıyor da. 12. Tamam, bastık şimdi o zaman gemiye. Onayla. Yarısı karada olacak ama. Nasıl olacak o? Şöyle mi? Şuraya yapayım o zaman. Şöyle. Verin su toprağı getirelim. Enerjim bitti. Al. Kil koyarız, önemli değil. Şimdi şöyle gemiyi onayla. Ah. 120 istiyor. Oha. Harcayacağız çünkü başka bir işimiz yok. Abi bizim amacımız burada gemiydi. Yemeğimiz var. Yakınlarda fırtına da yok. Bunu şöyle yapacağız yani. Yemeğimiz de var. Dediğim gibi. Şu rüzgardan önce 57. İki tura bitiriyoruz yani. Seriye bağladım şu an. Sadece bunu abanıyorum. 85. Oyun fena da değildi aslında ya. Hani böyle ufakmış. Biraz daha etkinlik olsaydı çok da zevkli olabilirdi. Yani küçük bir adada ama bu fiyata, bu görüntü şeye uygun oyun ya. Zafer be. Adadan ayrılmayı başardım. Demek ki bu kadarmış. Yani gemiyi yaptım mı bitiyor. Ana menü deyince ne olacak bakalım. Biraz onunla oyunu bitirdik. O yüzden bunları incelemiyoruz. Görevler ilk adım. İkincisi abi. Görev şeklinde oynamadık. Biz hayatta kalma oynadık. Normal oynadık. Şimdi bakalım yeni adamlar açıldı mı? Açılmadı. Neden? Hmm.
Allah Allah. Görevleri yapınca açılıyormuş. Ha. Sabit takım, küçük ada, sınırlı kaynaklar. Balıkçılık azat temellerini öğren. Görevleri de yapıp adamları açıyorsunuz. Onu öğrenmiş olduk. Şu an öğrendim daha doğrusu. İlk hiç bakmamıştım. Direkt hayatta kalma oynamıştım. Zaten şu görevlerin muhtemelen ilk adımlar işte balıkçılık hasatın ve temellerini öğrenme falan filan. Bunları zaten yani bilmeden de öğrendik az önce. O yüzden bunları siz kendiniz artık diğer karakterleri asmak için oynayıp açabilirsiniz. Ben şey yapmak istemiyorum ben. Yani oynarım da videoya buna zaman harcamak istemiyorum. Çok uzun sürer. Bunu ayrı bir şekilde çekeriz. Şimdi değil ama. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katlandığınız için bir Pixel Gaming'e de ama ne yapayım bunlardan ben de hoşlanıyorum. Bakalım bundan sonra hangi oyun oynarım bilmiyorum. Şu an bir bilgisayar toplama durumum da var. Daha doğrusu laptopu değiştiriyorum. Kasa topladım bir tane. Daha yüksek grafikli oyunları da oynamak için. Çünkü bir Bannerlord denemem olmuştu. Oyunda kasma yoktu ama videoda ya aynı anda video çektiğim için videoda biraz donmalar oluyordu. Ben oynarken bir sıkıntı yaşamama rağmen artık yeni kasada bilmiyoruz. Fena bir kasa değil. O yüzden sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Orada daha farklı oyunları, daha yüksek grafikli oyunları videolarını kanalıma atacağım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca oynamamı istediğiniz oyunları yorumlarda veya bana mesaj yoluyla iletirseniz oynayıp en yakın zamanda videolarını kanalımda paylaşırım. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.